Bildiğiniz şeyleri burada unutabilirsiniz. Her zamanki gibi yapamayabilirsiniz. Yarışmayacağını insanı sardığı gerçi zaman kameralar ama falan olabilir. Yani olabilir. Hamurunu tutturamayabilirdi. Yani ona okey derdik ama yani hem büyüklüğü ama hem kendisi sosu beğenmiş. Gayretler oldu. O zaman o gerçekten damak zevki yok. Ben şunu söyleyeyim. Hiç kimse yaptığı yemeği, daha devamlı yaptığı yemeği unutmaz. Öyle nerede olursa olsun unutmaz. Hmm. Çok üzülerek aynen Yasin Bey'e katılıyorum. Yani, nihayet bana katıldınız. Bir yorumunuz oldu. Teşekkür ederim. Yani iyi bir, yani her zaman aynı yemeği yapan insan nereye giderse gitsin hiçbir şekilde heyecan yapmadan aynı yemeği her yerde yapar. Ama birbirine karışır belki. Karışmaz, böyle bir karışmaz. Ya, yanlışlıkla tuzu fazla atarsın. Bir şeysi bir şeysi. Olabilir canım, insanlık hali. Hadi öyle olsun. Hadi öyle olsun. Benim hatırıma öyle olsun. Yani daha ikinci yemeğimde bu kadar ağır eleştiriler, biraz şaşırdım açıkçası. Şaşırmayın. Daha çok gün şeyimiz var. Yani damak zevkine kadar laf edelim. Daha diğer yemekleri de yiyeceğiz, göreceğiz. Meltem Hanım, zaten bütün yemeklerinizin iyi olması gerekmiyor mu? Hani burada yemek yarışmasındayız ya. Ve menü İkinci çok yemekten itibaren bu kadar patlamanız bence zaten problem. Au, patladı mı? Patladı tabii ki. Eyvah, dur daha ana yemeğe geçeceğiz. Ya, her şeyden önce Zuhal Hanım, bir kere kebabın önüne fellah köftesi, bulgur, yanına şehriye, zaten burada bir problem var her şeyden önce. Bu geçiş hiç, yani bunu bir sporcu olarak da söylemiyorum. Biliyorum, biliyorum. Evet. Normal şartlarda da bu geçiş doğru bir geçiş değil. Asla beğenmedim, asla. Hadi dedim, bir ihtimal belki lezzetli ve iyi yapmıştır, en iyi yaptığı şeyleri seçmiştir. O zaman okey olur muyduk? Mesela seçtiğim menü doğru olmasa da olmaz mıydı? Yine olmaz. Şöyle bir durum var, Doğu'nun sınır taşı, Erzurum'un dadaşı her yemeği beğenmez. 30 yıllık kasabım, 30 yıllık aşçıyım. Ben ona göre hazırlıklı olun bana Atatürk karşı. Atatürk ve Deyimler kitabı Yasin kesinlikle Bey. Kesinlikle. Yemeklerinizi de ona göre bekliyoruz o zaman. Kesinlikle. E tabi. Doğru. Buraya gelmişsem ben yemeklerim, ben değil yemeklerim konuşacak zaten. Yasin siz Bey bize herhalde ete doyuracak zaten bakalım. Yasin Bey. Ya tabii ki bir et bekliyoruz senden, herhalde yaparsın diye düşünüyoruz ama bizi şaşırtırmış. Yani bu kadar. Kinoa salatası falan gelirmiş. Efendim bir fajita mahita, gene et met ama hani farklı bir şeyler, belki cos burada bir ateşler alevler bir şeyler. Bu kadar kasap konusuna kendimi methettiğime göre mutlaka size etle ilgili burada doyuracağım yani. Bu severiz. Bir gerçektir yani. Et severiz yani. Ben Yasin Bey'e bir şey sormak istiyorum. Et giden yere dert girmez. Bunu bilin yani. Değil mi? Evet. Benim zaten yaptığım sporun ham maddesi et de, onu geçelim protein şimdi Yasin Bey. Protein almak zorunda değil mi? Ya protein konusu neden bana söylettirmiyorsun? İşte onu diyecektim. Neyi söylettirmiyorum? Ben vücut, ne yaptım ya? Ya dedim ki vücut geliştirmeye gittiğim dönemde. Evet. İşte gittiğiniz neyse başlamıştım. Yarışmacı gelince kestik şimdi, kızdı. Kızdım yani. Benim lafımın kesilmesine ben gıcık oluyorum. Tabii, lütfen beni dinleyin. Ben de. Şimdi ben spora başlamışım. Bu sporun özelliği de beyaz yumurta çok tüketmek gerekiyormuş. Beyaz yumurta. Evet. Yumurtanın beyazı şimdi demek istedim. Biz de garibanlıkla büyüdük. Buralara garibanlıkla geldik. Bir gün daha yeni bir dükkan açmışız. Bir gün abim geldi. Ben 16 tane yumurtayı koymuşum tencereye, haşıyorum. Neyse bir an önce dedim, ne olur abim gelmeden ben bu yumurtaları yiyeyim dedim, yoksa var ya beni bitirir bu dedim. Geldi, tencerenin kapağını bir açtı. Bu ne dedi? Yumurta dedim. Oğlum bu ne dedi yumurta dedi? Misafirim var, bir şeyim var, kim birileri mi gelecek? 16 tane. 16 yumurta. Yok dedim, ben spora başladım dedi. Sen benim hocama incir ağacı mı dikeceksin dedi. Bir de panik hali var onun. He. Tamam mı? Ondan sonra neyse bir süre devam ettim, onun yüzünden sporu bıraktım. İçimizde yokmuş ya. Yumurta yemediniz diye sporu bıraktınız. Evet ya, hiç sorma, sporu bıraktınız. Yumurtanın beyazını yedim. Ya biraz da şöyle. Bir şey sorabilir miyim? 16 yumurta yemenizi kim söyledi size? Burada bir şey var böyle. Hoca reçete yazmıştı. Günde 16 yumurta yiyeceksin. Hoca reçete yazmıştı. Evet. Hiçbir hoca öyle bir reçete yazmaz. Beyaz yumurta, sadece beyazlarını yiyordum. Nereye gittiyse artık. Ya o zaman yanlış bir reçete vermiştir. Vermiştir. Evet. Hep zaten hocalar kötü notu verir. Neyse dükkanda çok yorulduğum için biraz da istemiyordum yani. Dükkanda da çok yoruluyordum. Yani spor, özellikle spor yapanlar, böyle bolt dövümde falan olanlar da daha iyi bilirler. Mesela 5 yumurtanın akı, 2 yumurtanın sarısıyla omlet yaparlar. Ya da haşlanmış yumurta. O böyle bir özel tabii beslenme şeyiz. Biraz hata olmuş orada biraz ama. Biraz hata yapmışlar. Her önüne gelen de tabii ki yani bunun okulunu okumuş insanlara da ayıp oluyor. Yani her önüne gelen spor salonu açıyor, spor hocası oluyor. Efendim beslenme uzmanı. Bu bütün sektörler için geçerli. Siz daha iyi biliyorsunuz tabii bu işi. Dolayısıyla tamah etmemek, güvenmemek lazım. Her yere yazılıp da ben spor salonuna yazıldım, hoca böyle ye dedi, onu yiyeyim o zaman doğrudur diye bir şey yok tabii ki. Yani işi tabii ki eğitimli alandan öğrenmek, duymak, uygulamak lazım. Suistimali açık bir alan olduğunu düşünüyorum. Çok.
Özellikle böyle 2 ay kursa gidip ben pilates öğretmeniyim, işte yoga yaptırıyorum, bilmem ne stüdyolar falan filan. Çok mağdur olan insan tanıyorum ben şahsen. Kim bilir neler vardır yani. Onu uyarmak lazım sizin nezdinizde. Evet. Bilmiyorum, yanlış bir şey de söylemeyeyim ama. Çok doğru. Yani önüne gelen bu şeyi yapan, bunun eğitimi var yahu. Ve insanları yani bilmeden insanları farklı ürünlere yönlendiriyorlar. Tabii. Ve bu da iyi bir şey değil. Yani kalp krizi geçirebiliyorlar. Allah korusun. Farklı şeyler oluyor. Sakat bırakırsın insanı. Yani, ne demişler? İşi ne demişler? Ehline teslim edeceksin. Evet, kesinlikle öyle. Yani her işi ehline teslim edeceksiniz efendim. Problem. Nar mezesi geldi. Nar mezesi geldi de şimdi yine de tabii ki böyle bir şey var. Sunumu ben beğenmedim. Bunu güzel bir normal bir kaseye koyup devirecekti. Üzerine bir maydanozla süsleyecekti. Sunumunu ben hiç Yasmin beğenmedim. Yasmin Bey, önünüzdeki anormal bir kase mi? Sunumunu beğenmedim. Hanımefendi, bu böyle tasla böyle getirip ortak konmaz. Bir. Neye konulur? Bunu güzel bir servis. Yani bu çorba değil ki çorba tasına koymuş getirmişsiniz. Bunu tamam, ince neyde narin olması gerekiyordu? Koyup, ortaya mı koyacaktı? Meltem Hanım, bunu ince narin tabağa koyup ters çevirecektiniz. Bir normal bir çukur tabağa. Ondan sonra üzerine de bir maydanozla bir güzel süs verecektiniz. Tabii bir dekor çok önemli ya. Sunum çok önemli. Biz sunuma çok önem veriyoruz yani. Sunum deyince benim de aklıma ilk maydanoz geliyor zaten. Evet. Ya maydanoz olur, bir yeşillik olur, bir şey olur. Temel olarak söylediğini anlıyorum da maydanozlu değil bence sunum da. Ama gene de tabii ki dediği bir anlamda doğru. Tabii ki şimdi bir yemek yarışması ve televizyonda yayınlandığı için bir görsellik. Narlar üzerine süs yapsaydı. Narlar içine katmasaydı. Narı üzerine süs yapsaydı. Bak güzel fikir. Evet, narlardan da olabilir. Doğru söylüyor. Ve bu bir meze. Ama nar mezesi. Nar mezesi zaten Tursun Hanım. Ama salata yerine geçmiyor mu? Yani mesela salata o sanki şeylerin yanına bir var. O kadar karbonhidrat dedik. Ben yanına bir yeşillik isterdim. Ha sen açıkçası. Şunu söylüyorsun bize. Yemeğin yanına salata. Yeşil bir salata seçmeliydi diyorsun. Evet. Zaten seçimi mi yanlış? Seçimi yoksa meze diye yazdırdı yanlış. Meze diye geldi. Evet, ben onda salata beklerdim. Yok. Ha sen salata isterdin, evet. Beklerdim. Evet. Cevizler büyük. Cevizleri hiç kırmamış gibi geldi bana. Hmm. Bir de narlar çok az. Nar mezesi ama anlayamadım yani. Narlar sayılı 5-6 tane falan. Ben pek beğenemedim. Yasin, sence içinde ne var bunun başka? Şimdi Zuhal Hanım, bir yemeği yaparken şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bir yemeğin ismini koyarken, örneğin mesela nar mezesi mi? Bu ağırlıklı nar olacak. Evet. Ağırlıklı yeşil olmayacak. Ağırlıklı mısır olmayacak. Ağırlıklı yoğurt olmayacak. En çok ağırlığı nar olacak. Eğer nar mezesi ise. Uğur Bey, katılıyor musunuz bu konuda bana? Evet. Yanlış söylüyorum. Evet, sessiz doğru. Kalıyorsunuz, ben burada boğuluyorum. Yok yok. Bence siz gereksiz yani yorum yaptığınız için ama, boğuluyorsunuz. Ben dediğim gibi yani narı dediğiniz gibi sizin daha doğrusu. Üzerine koyabilirdi. Veyahut da tersini yapıp mısır içine koyacağına üzerine koyabilirdi. Biraz bir yeşillikle orayı süsleyebilirdi. En azından sunum olarak yani gözümüze hitap edebilirdi. Evet. Ama tabii şu an baktığımız zaman normal bir kaseye konulmuş bir ürün. Şeye benziyor değil mi? Bu pembe sultan derler, mor lahana salatası mor derler. Mor lahanaya benziyor, evet. Koydun mu içine lahana? Var, koyulmuş. Var değil var, mi? Var. Lahana var. Ben de onu sordum ya, demişti sizce başka ne var içinde diye. Lahana da servisleri almadan yeni servis mi getiriyorsunuz? Ana yemekle yenileceği için. Ama bu yemek eşlik edecek ya meze. Kenara. Kenara koysaydı daha iyi olmaz mıydı sunum olarak? Zuhal Aynı tabağa mı? Aynı tabağın kenarına böyle sunum yapsaydı daha iyi olmaz mıydı? Evet. Yani fikrim. Yanlış mı düşünüyorum? Bana Bilmiyorum öyle, sizi Yasin Bey. Bana öyle bakıyorsunuz. Yanlış nasıl mı düşünüyorum? Nasıl bakıyorsunuz size Yasin Bey? Çok dikkatli bakıyorsun bana. Siz konuşuyorsunuz. Ben konuşan insanları böyle dikkatli gözüne bakarak dinlemeyi severim. Katılıyor musun, katılmıyor musun demek istiyorum. Bakmanıza gerek yok. Bir cevap istiyorum burada. Tamam, cevap ben veriyorum işte. Ben katılmıyorum Yasin Bey. Neden? Aynı tabakta olmazdı. Bunun suyu akabilirdi, yoğurdu. Su yok ya hanımefendi. Nerede ne yapıyorsunuz Yasin biraz Bey? Biraz bekleyince suyu akacak zaten. Yoğurt olduğu için, içinde yoğurt olduğu için suyu akar. Katılmıyorum. İşte. Cevap bekliyordunuz, cevap Hayır, verdim. Kaşımı aldı gitti, ben bir daha çapanla mı yiyeceğim? Tamamen şof.